Yağmurlu bir Datça'dan hepinize tekrar merhaba. Bugün yine yatakta kısa bir pratik yapacağım. 15 dakikalık kalça, açıcı ve twist ağırlıklı bir pratik olacak. Eğer benimle birlikte yapmak isterseniz yatağınızın ortasında bir oturma pozisyonunda buluşalım. Ben topuklarımın üzerine oturuyorum. İsterseniz bağdaşta da olabilirsiniz. Kollar kalçamın iki yanında, vücudum dik. Ve önce boyun esneterek başlayalım. Boynunu sağa doğru eğ. Sağ kolun olduğu yerde kalsın. Sol el parmaklarını hafifçe yerden kaldır. Sanki şeye uzanacakmışsın gibi. Ve boynun sol yanını esnetelim. Sonra diğer taraf için. Sol el parmaklarını koy yatağın üzerine. Boynunu sola doğru devir. Ve bu sefer sağ el parmaklarını uzan. Hafifçe, çok zorlamadan. İleriye doğru. Dikkatin alıp verdiğin nefeslerinde olsun. Tekrar ortaya geldiğinde çeneni düşür göğüs kafesine doğru ve buradan nazik bir hareketle sağ tarafa doğru gönder boynunu. Oradan tekrar göğüs kafesinin önünden geçerek sol tarafa doğru. Tekrar göğüs kafesinden geçsin sağ tarafa doğru ve kendi nefes hızında burada devam et. Bir kere daha yaptıktan sonra bu sefer arkaya doğru bu daireyi genişletebilir misin? Onu araştır. Çok yavaş hareketlerle 360 derece bir hareket olabilir mi boynunda? Hafif çıtırtılar duyuyorsan bunlar normal. İki kez tam tur çevirdikten sonra diğer tarafa geç. Ve iki kez de o şekilde boynunu çevir. Onu da tamamladıktan sonra tekrar şöyle omuzlarını geriye doğru al. Omurganın dikliğini bul. Ve kollarını gökyüzüne kaldır. Boynun rahatsa bakışların da ellerinin arasında olabilir. Ve sonra getir sağ elini sol dizine koy. Ve sol kolunu da arkada kalçanın arkasında yere koy. Omurgada bir burguya giriyoruz. Boynun rahat ittiği yere kadar dönsün. Ve bakışların boynunun baktığı yere doğru. Sonra tekrar kollarını ortadan geçir. Bu sefer sol kolunla sağ dizini tut ve sağ kolunu geriye doğru uzat. Kalçanın arkasında. Kolun düz kalsın. Yavaşça çık bu pozdan. Sağ bacağın altta, sol bacağın üstte, iki diz üst üste gelecek şekilde bir poza giriyoruz. Pozun ismi bağcık. Kalçanın altına bu sefer alabilirsin yastığını, benim yaptığım gibi. Ve sonra kollarını yukarıya doğru kaldırıp tekrar az önce yaptığımız gibi twist'e gideceğiz. Sağ kolun dizinin dışından yere doğru uzarken sol kolun kalçanın arkasında. Burada bir iki nefesini tamamladıktan sonra kollarını öne doğru al. Gidebildiğin kadar, istersen el parmak uçlarında kalabilirsin.
Kalça açıcı bir poz bu. Belki rahatsan dirseklerinin üzerine doğru gelebilirsin. Bende yok ama eğer sende varsa boynunun altına, başının alnının altına bir yastık da alabilirsin. Sonra kollarınla sağa doğru yürü. Birazcık daha derinleşelim pozda. Gidebiliyorsan biraz daha sağa doğru git. Bedeninin yanındaki esnemeyi iyice hisset. Sol dirseğin sol ayak içine geldi. Hem kalça açıyoruz hem de bir twist'e giriyoruz bu pozda. Yavaşça yüksel. Ellerini getir ortaya doğru. Üstteki bacağın aynı şekilde kalsın. Alttaki bacağını uzat ileriye doğru. Sağ kolunla sarıl sol dizine ve tekrar arkaya doğru bir twist'e gir. Alttaki bacağın aktif. Ayağınla sanki ileride bir duvara basıyorsun. İki nefes yeterli. İki bacağını birden uzat. İhtiyacın varsa biraz sallayabilirsin. Ve sonra diğer taraf için. Bu sefer sol bacağın altta. Sağ üstte. İki diz üst üste geldi. Kollarını uza yukarıya doğru. Önce twist'ini bul. Beş nefes kalalım. Nefes alışverişlerini tamamladıktan sonra önüne doğru dön ve kollarını ileriye doğru uza. Her iki taraf aynı hissettirmeyebilir. Ve biraz kaldıkça açılabilirsin. Eğer bir adım daha ileri gitmek istiyorsan alt kollarının üzerine doğru gel. Dizlerinde bir acı olmadığına emin ol. Eğer öyle bir durum varsa direkt çıkabilirsin pozdan. Dilersen burada kal, dilersen kollarınla sola doğru yürü. Kollar ister düz, ister yine alt kollarında olabilirsin. Yine sağ kolun sağ ayağının içine değecek kadar da gidebilirsin. Yavaşça çıkıyoruz. Yine üstteki bacağını bozma. Bükük kalsın dizin. Alttaki bacağı uzat. Ayağın yine flex. Ve twist'ini bul tekrar. Tekrar dön ortaya. Bu sefer yatağın yan tarafını kullanacağım. Sırt üstü yatağına uzan.
İğne deliği pozu yapacağız. Her iki dizin de bükük. Sağ ayağının sol dizinin üzerine doğru bacak bacak üstüne atar gibi at. Ve sağ kolunu o ortadaki delikten, sol kolunu da dışarıdan getir ve eller birbirini yakalasın. Ve sol dizini karnına doğru çek. Sağ kalçamda bir açılma arıyorum. Buradan bacaklarının pozisyonunu hiç bozmadan her iki bacağını birden sol tarafa doğru düşür. Kolların istersen başının gerisinden geriye doğru gidebilir. İki yanı açabilirsin. Alanın nasıl müsaitse, içinden nasıl geliyorsa. Sonra gel ortaya. Tekrar aynı pozu bul. Bir minik kendini sıkıştır. Ve sonra bırak sol bacağını. Ve diğer taraf için bu sefer sol ayağını sağ dizinin üstüne doğru at. Eller buluşsun sağ dizinin altında. Ve çek dizini karnına doğru. Ellerini çöz. Bacaklarının pozisyonunu hiç bozma. Ve düşür. Her iki bacağı birden bu sefer sağ tarafa doğru. Bakışların solda olabilir, tabana doğru olabilir. Boynun nasıl rahatsa. Yavaşça çıkalım. Tekrar son bir çek. Sağ dizi karnına doğru. İyice sıkıştır bedeni. Ve sonra rahatla. Her iki dizi birden karnına doğru çek. Ve iki bacağını birden dümdüz olacak şekilde yukarıya doğru gönder. Sonra sağ ayağını sol ayağının üstüne, bacak bacak üstüne at. Eğer olabiliyorsa iki kere dola. Ve buradan dizlerinin her ikisini de sola doğru gönder. Yavaşça gel tekrar ortaya. Tekrar düzelt bacaklarını. Ve bu sefer sol bacağını sağ bacağın üstüne doğru at. Yine geliyorsa iki kez dola. Ve sonra düşür dizlerini bu sefer sağ tarafa doğru. Ve çıkalım yavaşça pozdan. Her iki bacağını birden yukarıya doğru kaldır ve sonra dizlerini iki yana doğru aç. Ellerinle ayaklarının dışından yakala mutlu bebek pozu için. Dizlerin yatağa doğru ağırlaşsın.
kadar istersen burada kalabilirsin. Sonra dizlerini karnına doğru çek. Dersi burada bitirebilirsin. Eğer dilersen ayaklarını ileriye doğru uzatıp kollarını geriye doğru gönderip kısa bir şavasana da kalabilirsin. Ben bugün burada bitireceğim. Bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim.